Yoğunluğunuzun arasında sizi biraz yorduk galiba. Ama evet, bu yorgunluk bir şeylere değmeli. Değil mi? Yani evet. Çok mu yoğunsunuz? Çok çalışıyorsunuz? Nefes bile alamadığınız zamanlar mı var? Yani iki tane muayenehane işletiyorum, evet. Ve insanlar gerçekten rağbet gösteriyorlar. Ne güzel. Bir doktor bulunca. Ne güzel. Yapacak bir şey yok. Evet, evet. Bize Cansu Hanım başvurdu. Huzur evinde hemşireymiş kendisi. Hatırlıyor musunuz siz de? Bir anneniz var orada. Tabii ki hatırlıyorum. Bu annemle ilgili mi her şey? Evet, annemle. Bir sorun yok değil mi annemle? Yok, hayır, nedir? Bir sorun yok ama anneniz sizi çok özlemiş ve 2 yıldır yaklaşık yüzünüzü görmüyormuş sanırım. Neden görüşmediniz annenizle Caner Bey? 2 yıl olmamıştır. Kim söylüyor 2 yıldır yani? Kendisi söylüyor. Merak etmeyin, o günleri saymıştır. Öyle bir şey var onda yani. Siz farkında değilsiniz zamanın nasıl geçtiğini. Yani olabilir ama korona var sonuçta. Hani ben de günde 1000 tane hastayla danışanla uğraşıyorum. Risk annemi ama görmem. Önleminizi almışsınızdır illaki. Tabii risk annenizi. Bu mu yani sebebiniz? Yani şu an ben sorunu tam olarak anlamadım. Sizinle ne ilgisi var bunun? Şimdi şöyle, anneniz programımıza başvurdu. 2 yıldır sizleri görmediğini ve sizi doğal olarak çok özlediğini söyledi. Ben abinizle konuştum ama abiniz hani yurt dışında olma engelini benim önüme koydu. Hani ben belli bir zaman zarfında gelebilir ve görüşebilirler diye düşünmüştüm. Ama abiniz pek oralı olmadı açıkçası. Yani abim genel olarak aile işleriyle ilgilenmez. Peki neden annenizi görmüyorsunuz Caner Bey 2 yıldır? Yani belirgin bir sebebi yok. Annemi özellikle görmüyor ya da annemden uzaklaşıyor değilim. Ben annemi sevmiyor da değilim. Anneme değer veriyorum. Her türlü masrafını karşılıyorum. Yani bir eli yağda bir eli balda orada. Ve herkesin bir hayat yoğunluğu var, bir işi var, gücü var. Sonuçta bir şekilde çark dönmek zorunda ve huzurevinin parası karşılanmak zorunda. Başka masraflarımız var. Yani bu soruları başkalarına da sordunuz mu? Mesela ablama ya da abime. Abinizle konuştum dediğim gibi ama hani ülke sınırları dışında yaşadığı için böyle ha deyince kalkıp gelecek pozisyonda değil. Yani 5 yıldır hiç ha diyememiş zaten, diyemez. Siz de 2 yıldır ha diyememişsiniz. Ben 2 tane muayenehane işletiyorum. Yani gerçekten çok yoğun. Ben inanıyorum yoğun olduğunuza ama en nihayetinde 2 yıl evvel huzur evine bıraktığınız bir anneniz var. Yani ben bu kadar zaman geçtiğinin gerçekten farkında değildim ben. Ama böyle bir şeye gerek yoktu bence. Yani bu kadar acil bir durum olduğunu düşünmüyorum. Didem Hanım, evinizin önünde siyah bir minibüs var. Üstünde bir şansım olsa logosu var. Göreceksinizdir zaten inince. Tamam. Tamam, bekliyoruz. Tamam, çekiyorum, geliyorum. Didem Hanım, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Didem Hanım, programımıza annenizin hemşiresi Cansu Hanım, ona bakan hanımefendi başvurdu. Dolayısıyla Kadriye Hanım başvurdu. 2 yıldır annenizi ziyaret etmemişsiniz, aramamışsınız, görmemişsiniz. Sizi görmek istiyor. Yani 3 çocuğunu da görmek istiyor. Caner Bey'e bilgi verdim, size de vereyim. Selim Bey'i de aradım. Fakat yurt dışında olduğu için, hani hemen kalkıp gelemeyeceği için onunla sadece telefon konuşmasında kaldık. Ama Selim Bey de şöyle söyledi hatta, ikisi de orada, İstanbul'da. Onlar arayıp sorabilir. Ben kaç kere kız kardeşimden görüntülü konuşma talep ettim. Evet. Neden güldünüz? Kaç kere talep etmiş? Yani gittiği günden beri biz neredeyse hiç konuşmuyoruz. Aranız çok iyi değilmiş, evet.
durumu değil. Yani o gitmeyi tercih etti. Tamam, yurt dışında bir hayat sürmek isteyebilir. Buna kimse karışamaz zaten. Tabii. Kaç yaşında adam evlendi, parklandı, okey. Ama yani aradım da açmadı da o da bu da, yani böyle şeyler olmadı. Biz doğru düzgün konuşmadık. Ya benim çocuğum var. Benim yeğenim nasıl diye bile sormadı bir kere. Kaldı ki annemi görmek istesin, konuşmak istesin. Selim Bey'le aranız böyle, hadi diyelim Caner'le de görüşmüyor musunuz bir süredir? Neden? Caner çok yoğun olduğunu söylüyor her zaman. Ben kendisini daha önce de aradım çünkü. Bir abla olarak nasıl gidiyor hayatın diye. Ama abla çok yoğunum da şöyle de böyle de bilmem ne de falan da filan da. O da kendi yeğenini çok fazla tanımaz mesela. Bir iki kere bir hediye göndermişliği var doğum gününde ama çocuğum 7 yaşında baktığınızda. Siz neden annenizle görüşmediniz, annenizi aramadınız, sormadınız hiç 2 yıldır? Olur mu Ayşegül Hanım? Yani şimdi bakın benim de bir hayatım var ama yani ben annemi bir köşeye attım. Onunla hiç ilgilenmiyorum. Aynen gibi öyle böyle olmuş. Böyle bir şey söz konusu değil ki yani. 2 yıldır gelmiyorlar dedi anneniz. 2 yıldır hasret kaldım dedi bütün çocuklarıma. Abartıyor annem. Neyi ne abartıyor yani? Ben aradım annemle, konuştum ara ara. Tamam bunlar çok sık olmadı. Kabul ediyorum. 2 yıldır hiç olmamış ama değil mi? 2 yıldır hemen hemen evet olmadı. Ama kendi yoğunluğundan dolayı. Yani benim bir çocuğum var bakmam gereken. Daha 7 yaşında. Ve çok... Neden güldüğünü anlayamadım. Yani ben şeyi anlamadım da bir çocuk 7 gün 24 saat 2 yıl boyunca bir insanı ne kadar meşgul kaç edebilir ki? Kaç tane çocuğun var senin? Çocuğum yok. İşte sorumluluk sahibi olamadım o yüzden bir türlü. 2 tane muayenehanem var ama. 2 tane muayenehanem var ama annem sayesinde var. Keşke arada sırada bir gitsen kadına. Annem ablam için biriktirdiği bütün çeyizleri konu komşuya dağıttı. Ağlıya ağlıya. Ben yanındaydım, ben şahidim. Ya atmada gibi bir durum söz konusu değil. Ne biçim konuşuyorsun ya? Hangi birisini aldın onları? Almadım. Annem için evet, ne kadar değerliydi? Ki, anneciğim bunlara gerek yok. Hani var zaten her şeyim. Çok teşekkür ederim dedim. O da tamam kızım dedi. Yani bu kadar abartacak bir şey yok ki bunda. Sen kendin muayene... Ayşegül Hanım geçmişi konuşacaksak eğer o zaman ben de konuşurum. Kendini haklı çıkarmaya çalışıyor ya, annemin yanındaymış gibi gösteriyor ya kendini. O zaman şunu konuşalım. O çok öve öve bitiremediği muayenehaneleri var ya. Onları çok çalışarak, çabalarak açtığını savunuyor ya. Annemin babamdan kalan evini, arsasını böyle dişiyle tırnaklarıyla yaptığı evini, arsasını bizzat annemin koluna girdi. Gitti memlekete sattırdı. Ondan sonra da açtı o muayenehaneyi. Neresinde bunda çaba? Yol herhalde. Yola gidip gel herhalde. Ondan oldu o galiba. Ya ben çok affedersin ama kendi paramı en azından kendim kazanıyorum. Çalışıp gidiyorum. Tıp bitirdim ben. Bravo, bir, tamam. Ben bir işe yarıyorum. Yani hı-hı, okulumu bitirir bitirmez evlenip bir yuva kurup annemi terk etmedim. Evlenmek, en azından terk etmek demek mi? En azından annem benim evimdeyken herhangi ailenin dışında birinden bir laf yemedi ya da onlar tarafından hor görülmedi. Niye gitmek istedin sen, evinden annem? Sen, bunu söyle bana. Sen kendi evinde annemin eniştem tarafından dışlanmasına sebep oldun. Yani annemin 3 tane evladı var. 2 erkek, 1 kadın. Yani annem erkek evladının yanında mı daha rahat eder? Yoksa kadın olanın yanında mı? Yani biraz bakmak da kadının görevi değil midir? Evlatların cinsiyeti mi var bizim bilmediğimiz? Elbette yok. Evlat evlattır ya, o ne demek? Ya bir de görev gibi düşünmeyin bunu. Niye böyle algılıyorsunuz ki? Keşke biraz babama benzeseydin sen ya. Babamı neden karıştırıyorsun? Hiç çekmemişsin biliyor musun? Hiç bu düşüncede bir insan değildi. Gram çekmemişsin babama. Ne abim ne sen. Keşke şu kadarcık alsaydınız. İyi Ayşe ki babamı hatırlıyorsun. Konuşma daha fazla. Konuşma daha fazla abla, yeter. Ablam abla yok. Bak bu aile sen için... Sen terbiyesizsin, sus artık. Bak insanlara bizi bak, böyle ablanım, yansıtma. Bak ablanım sus artık diyorum sana. Tek kelime söylüyorum, sus artık. Yeter. Sus. Bir daha bana babamdan sus. Bahsetme. Sus. Hayırdır, babayla ilgili bir derdimiz mi var? Yok. Çok fazla vakit geçiremedi Caner. O yüzden. Babamı çok tanımıyorum diye sürekli bana böyle baskı yapıyor. Baskı diyor ya. Neyse Ayşegül Hanım, ben annemi görmeye gideceğim gerçekten. Onu bir köşeye atmış değilim. Arayacağım da, torununu da götüreceğim. Tabii ki yapacağım bütün bunları. Evet, 2 senedir yapamamış olmamız daha tam kabul ediyorum. Her ne kadar
kendime göre gerekçelerim olsa da bir anne tarafından belki kabul edilir, belki kabul edilmez ama ben gittiğimde bunu kendisiyle konuşacağım. Ama artık oğlumu komşuya bıraktım ve gitmem gerekiyor. Anlıyorum ben sizi. Gerçekten. Anlıyorum Ridem Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Seninle sonra konuşacağız. Benim de hastalarıma yetişmem gerekiyor. Kliniğe bırakır mısınız? Tabii ki bırakırız. Biriniz çocuğunuza, biriniz hastalarınıza yetişin tabii ki. Tabii ki bırakırız. Niye bırakmayalım değil mi? Ya. Ah, hiç kolay bir şey değil. Yani bir anne orada özleminden, hasretinden nelerden bahsediyor? Şu kadarcık bir zaman dahi ayrılamıyor. Korkunç bir şey bu ya. Hakikaten bazen diyorlar işte bir şeyler için itham etme, bu kadar karşı şey olma ama yani insanın elinde değil. Elinde değil yani iki çift laf etmek istiyor, bir şey söylemek istiyor. Ya o kadar da böyle okumuşsunuz, etmişsiniz hepiniz de. Yani aklı başında insanlarsınız. Ama tabii yani hani okumak bir takım şeyleri almıyor insanın üzerinden. Eğitim sadece insanlara bir meslek kazandırıyor bence. Eğer içlerinde insani duygular yoksa, vicdan yoksa eğitimin de çok fazla bir önemi olmuyor değil mi? Bir şey söylemek istemiyorsunuz değil mi hala? Hastalarımıza yetişmek istiyorsunuz. Ben size katılmıyorum. Ve annemi zaten göreceğim. Böyle bir organizasyona bunlara gerek yok. Ben annemi kendim görmeye giderim. Bir insanın hani fikri neyse demişler, zikri de odur. Bu sizin fikriniz. Cansu Hanım hakkında sizin fikriniz. Keza Didem Hanım da aynı şeyi söyledi yahut benzeri bir şey söyledi. Ama eminim bu fikirle sizin zikriniz de aynı. Ben çok çalışmayı annem ve babamdan öğrendim. Dinlenmeden, aralıksız çalışmayı. Şimdi çok çalışıyorum diye kimse bana şikayet edemez. Yarın siz de evleneceksiniz ve baba olacaksınız. Yani siz de bir ebeveyn olacaksınız. Size aynı şey yapılsa hoşunuza gider mi? Yani evlenmeyi elbette düşünüyorum ama benim yaptığım kötü bir şey olmadığı için yani tamam bir müddet annemi görmemiş olabilirim. Bir müddet. Yani şimdi kameraların önünde bu kadar tartıştık, ettik. Ablam geldi, aile içi meselelerimizi konuştuk ama yani burada eğer annemi sevmiyormuşum ya da anneme değer vermiyormuşum gibi göründüyse böyle bir şey yok. Şimdi annemin yanına gitmiyorum. Çünkü acilen dönmem gerekiyor. Ama ben annemin yanına gideceğim. Böyle kameraların önünde olmasına gerek yok.